İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki kadın örgütlerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kez Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay bizimle birlikte. Merhaba Göknur Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, merhaba. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de çok iyiyim. Derneğe geçmeden öncelikle sizi tanıyalım istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Göknur Atalay, enerji sektöründe hizmet veren bir girişimciyim. Bildiğiniz üzere yenilenebilir enerji gündemini takip eden, onunla ilgili rüzgar yatırımları, güneş yatırımları, hidrolik santrallar, termik santrallar da var bu arada, doğalgaz ve kömür. Bütün yatırımların anahtar teslimi, projelendirme, kamulaştırma, enerji nakil hattı ve saha geliştirmeden başlayıp kabullenene kadar götürdüğümüz bir şirketimiz var. O şirketin sahibiyim. Enerji sektöründe hizmet veren kadın sayısı azdır. Onun için bu sektörde, erkek egemen bir sektörde 35 yıldır hizmet veriyorum. Girişimci bir kadınım. Hem girişimcisiniz hem de erkek egemen bir sektörde girişimci kadınsınız. O yüzden de umarız bizi izleyen genç kadınlarımız sizden ilham alırlar ve onlar da bu alanlarda girişimci olurlar sizin gibi. Şimdi derneğe geçecek olursak, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği ne zaman kuruldu, kimlerden oluşuyor ve amacı nedir? KAİSDER, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği 2016 yılında kuruldu. Genç bir dernek fakat tecrübeli ekipten oluşan bir dernek. Hepimiz sivil toplum örgütlerinde yıllardır hizmet veren deneyimli kadınlardan oluşuyor. Kadının işveren olması ve sanayici olması tercihimizdir üye olmak için. Kadın istihdamını desteklemek, işveren kadınların sorunlarıyla ilgilenmek üzere kurulmuş aktif bir dernektir. Merkezi Ankara'da olup bütün Türkiye'ye açık bir dernektir. Yoğun çalışmalar yapmaktayız. Hemen derneğimizin amacı... Neler yapıyorsunuz? Hemen yaptığınız çalışmaları hemen söyleyeyim. Tabii ki biz işbirliğine çok önem veriyoruz. İşbirliğinin güç birliği olacağına inanıyoruz. Bu sebeple de bütün Türkiye'deki kadın dernekleriyle bir ağ kurmak, onlarla birlikte olmak üzere Anadolu Projesi, KAİSDER Anadolu ile buluşuyor, Anadolu İş Kadınları ile buluşuyor projesini geliştirdik ve tek tek adım adım Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bütün kadın dernekleriyle el sıkışıyoruz ve koronadan önce öpüşüyorduk da tabii ki. Bundan sonra online sistemde olacaktır. Ülkemizin güzelliklerini ve kadınların sorunlarını birlikte, iş hayatındaki sorunlarını birlikte çözmeye yönelik çok verimli bir projeydi ve halen devam ediyor. Bunun dışında Top Üniversitesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir protokol imzaladık. Bununla ilgili eğitimler veriyoruz ve iş yerlerine toplumsal cinsiyete duyarlıdır belgesi veriyoruz üniversiteyle birlikte. Bu da Türkiye'de özel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hatta 8 Mart Kadınlar Günü'nde de Ankara Sanayi Odası'na verdik bu belgeyi. Eğitimlerimizle birlikte. Avrupa Birliği projelerinde işbirliğine önem verdiğimizi söylemiştim. KAGİDER ve KAGİDER önderliğinde WİKAT'la birlikte bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Yine aynı şekilde kadınların enerjiye girmesi yönünde, benim de enerjide olmam vasfıyla kadınların güneş enerjisini yönlendirme ile ilgili bir Avrupa projesindeyiz. Avrupa Birliği projesindeyiz. Genset ve GÜYAT olarak Güneş İş Adamları Derneği ve Yatırımları Derneği ile birlikte bir kadın, Türkiye çapında kadınların enerjiye, güneş enerjisine çatı olur, yer olur, özendirme ve tanıtma projesi yürütüyoruz. Yine birkaç Avrupa Birliği projemiz daha ön aşamalarını geçti. Onların sonuçlarını bekliyoruz. Yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Diğer dernekler gibi yine eğitimlerimiz, ziyaretlerimiz, değişik organizasyon ve faaliyetlerimiz, sosyal aktivitelerimiz mevcut. Hiç durmayan, devamlı üreten ve gerçekten verimli bir derneğiz. Ben biraz daha çalışmalarınızı ayrıntılandırmanızı isteyeceğim. Yani sertifikasyon olsun,
bütün Türkiye'yi dolaşarak diğer derneklerle iletişiminiz olsun. Bunlardan en çok öne çıkan ve ya bunu güzel, iyi anlatalım dediğiniz hangisi ise onu biraz daha ayrıntılandırır mısınız acaba? Tabii ki. Bir kere bu TOP Üniversitesi ile işbirliği yaptığımız toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine değinmek istiyorum. Çok kıymetli bir çalışma. Hem üniversiteden hocalarımız hem de bizim eğitmenlerimizle birlikte iş yerlerine talep edilmesi durumunda bu eğitimi veriyoruz. Böylelikle iş yerinin kadına önem vermesi, toplumsal cinsiyete önem vermesi, bu konudaki hassasiyeti aynen bir ISO belgesi, bir OSAS belgesi gibi bir belgelendirme yapıyoruz. Bu çok kıymetli. O iş yerinin toplumda kadına verdiği önemi belgeleyen bir belge. Bunun başka bir kurum tarafından veya bir organizasyon tarafından verilmediğini hiç duymadım. Ama biz bunu bir üniversite işbirliğiyle keyifle yapıyoruz ve bu çalışmanın sonucunda aldığı belgeyle ben bu iş yerinde kadına ve toplumsal cinsiyete önem veriyorum, değer veriyorum. Bu iş yeri bu konuda hassastır. Belgesini duvarına asması bizim için çok kıymetli. Yani biz kadınlar için. Tabii bunu her iş şirkete de vermiyorsunuzdur. Bir takım kriterler vardır. O şirket ne yapıyor ki siz bunu veriyorsunuz? Hangi kriterleri, koşulları karşılıyor? Biz verdiğimiz eğitimler sonrası orayı da bir görüyoruz, denetliyoruz ve bir küçük sınav gibi bir çalışma da yapılıyor. Bir anket hazırlıyoruz. O anket dolduruluyor. O iş yerinin kriterlerini de gözden geçiriyoruz. Yani bu belgeyi alırken dediğim gibi bir ISO belgesi alır gibi o belgeye sahip oluyorsunuz. Bunun dışında Anadolu Projesi dediğim projede de yine çok kıymetli bir çalışma. Türkiye'nin pek çok yerine gittik. Eskişehir, Gaziantep, Bursa, İzmir, Kayseri, Kütahya, Adana, Mersin, Urfa, Eskişehir, çok fazla il gezdik. Kimseyi beklemiyoruz biz. Biz bizzat yola düşüp heyet halinde kalabalık olarak gidiyoruz. Tek tek dokunmak, hem o ili hem sorunları görmek ve birlikte acaba nasıl işbirliği yapabiliriz? İşbirliği yapmadan bir yere ulaşamayız. Günümüzdeki sorunları da yine birleşerek çözebiliyoruz. Tek başına bir ses olmak zor. Onun için çok sesli olmaya çok önem veriyoruz. Bu kapsamda da tek tek dolaşıyoruz. Ve o toplantılarımız çok güzel oluyor. İlin valisi, belediye başkanı, ticaret odası, sanayi odası hepsini ziyaret ediyoruz, başkanlarını. Onlarla ne yapabiliriz diye. Bizim toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızı orada da anlatıyoruz. Onlara da veriyoruz. Bütün Türkiye'ye geçerli olduğu için. Yani projeler birbirine bir ağ şeklinde bağlı aslında. Diğer yürüttüğümüz projeler de öyle. Hepsi birbiriyle iç içe. Sonuçta amacımız işbirliği, güç birliği, kadının güçlenmesi, istihdamın arttırılması. Hangi çalışmayı yaparsak yapalım aynı odakta buluşuyoruz. Peki bu çalışmaları yaparken tabii hem iletişim halinde olmanız hem sizin zaten bir kadın olmanızdan kaynaklı olarak çok hakim olduğunuz eminim bir konu var. O da kadınların yaşadığı sorunlar. Kadın ister girişimci olsun, ister bir şirkette çalışıyor olsun ya da bir işveren olsun. Hangi sorunlarla karşılaşıyor? Malum toplumsal cinsiyet eşitsizliği bütün dünyada var. Yani girişimci kadınların sorunları değil mi? Yani kadın sorunları çok detaylı, çok büyük ama ben sadece girişimci kadınların sorunlarına değinmek istiyorum. Yoksa kadın sorunları biliyorsunuz çok farklı bir açıdan, farklı bir pencereden bakmak lazım. Kadın girişimcilerin, çalışan kadınların problemi biz en çok ihalelere girerken ihalelerdeki yeterlilikler biz kadınlara sorun olabiliyor. Çünkü kadınların henüz çalışma hayatına yeni girmesi, girişimci olma hikayeleri son yıllarda bizim nesille en çok başladı. Bundan sonra artacaktır mutlaka. En azından eşitlikler sağlanana kadar bir eşitlik
küçük de olsa avantajlar sağlanabilir ihalelerde. Vergi indirimi olabilir. Vergiler kadın girişimcilerin en büyük sorunu olarak karşısına çıkıyor. Belki genel girişimci problemidir ama kadınların desteklenmesi açısından söylüyorum. Artı finansa ulaşım. Finansa ulaşımda genelde kadının ekonomik ve gayrimenkul desteği veya varlığı yeterince olmayabiliyor. Bu konuda teminat mektubu alması, ihaleye girerken yeterlilik göstermesi konusunda böyle sıkıntılar olabiliyor. Onun için bankalardaki yeterliliğin de kadınlara yönelik biraz daha avantajlı olmasını tabii ki tercih ederiz. Erkek egemen sektörlerde söz sahibi olmak da tabii ki büyük sıkıntı. Yani girişimci kadınlar biraz daha küçük de olsa ayrıcalıklar tanınırsa belki onlar da en azından eşitlik sağlanana kadar biraz daha gayretli olabilirler. Çünkü kadın girişimcilerin yüreklendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadının ekonomiye katkısı çok büyüktür. Kadın sağduyusu yüksektir, enerjisi yüksektir, gayreti yüksektir, maksimumdur bunlar. Eğer desteklenirse ekonomi canlanır. Onun için kadınların iş dünyasında, girişimcilikte desteklenmesi, yüreklendirilmesi çok kıymetlidir. Erkek iş kurduğu zaman birkaç kere aileden maddi destek alabilir. Her tür gayrimenkul, altın vesaire birikim erkeğin önüne serilir. Ama kız çocuğu iş kurduğu zaman belki bir kere bu şansı olabilir. Defalarca bu şans onun önüne serilmez. Onun için o bir şansını da değerlendirmek için tüm gücüyle işine sarılır ve onu kurtarmak için büyük gayret gösterir. Bu gayretine lütfen devletin de destek olmasını bekliyoruz. Önemli noktalara, hakikaten de böyle can alıcı noktalara değindiniz. Gerçekten de kadınlar finansa erişimde sorun yaşıyorlar. Bankalardan kredi almak isteseler ve o kredileri nasıl ödeyecekler? KOSGEB'e başvurmak isteseler, KOSGEB'e başvurabilmek için zaten parayı harcayıp işi kurmuş olması gerekiyor. Ama elinde para yok ki işi nasıl kursun? Dediğiniz gibi bir pozitif ayrımcılık mutlaka eşitlik sağlanana kadar gerekiyor. Ben sizin demin derneğin çalışmalarından bahsederken... Sesinizi biraz daha zor alıyorum. Tamam. Dernek olarak Avrupa Birliği fonlarına yönelik de bir takım projelerinizin hazır olduğunu söylediniz. Bunlardan bizimle paylaşabileceğiniz, yakın zamanda başlayacağınızı düşündüğünüz projeler varsa en azından konu başlığı açısından paylaşmanız mümkün olabilir mi? Sivil toplum örgütlerinin geliştirilmesi konusunda bir projemiz ön aşamadan birinci bölümü geçti. İkinci aşamayı bekliyoruz. Burada Konya İş Kadınları ve Diyarbakır İş Kadınları ile yine işbirliği yaptık. Dediğim gibi biz hep kadın işbirliklerine çok önem veriyoruz ama çok da ayrımcı değiliz. Erkeklerle de işbirliği yapıyoruz. Dediğim gibi Güneş Projesi'nde iki tane cinsiyet ayrımı olmaksızın iki dernekle beraberiz. İş dünyasında hep beraberiz. Kendimizi çok da farklı görmüyoruz. Bu projelerin henüz daha start almadığı için detaylı bir bilgi veremiyorum. Ama inşallah ilerleyen süreçlerde proje gerçekleşirse ve gerçek olursa sizlerle paylaşmaktan keyif alacağım mutlaka. Biz de izleyicilerimize, okuyucularımıza duyurmaktan memnuniyet duyarız bu gelişmeleri. Çünkü çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Ne mutlu bize ki sizler varsınız. İş dünyasında ne kadar çok kadın olur ve ne kadar çok kadın derneği olursa eminim eşitlik bir gün mutlaka sağlanacaktır, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Derneğimiz bünyesinde tabii ki komiteler kurarak değişik alanlarda faaliyetler gösteriyoruz. Bu faaliyetlerimizin en başında belki de eğitim geliyor. Fazlasıyla hem üyelerimizin eğitilmesi, talep görülen eğitimlerin ve hocaların bir araya getirilmesini sağlıyoruz. Veya bizim eğitim vermemiz gerekiyorsa, içimizde değerli arkadaşlarımız var, bizler de eğitim vererek kadın girişimcilere faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde tabii ki kamu ilişkileriyle ilgili komitelerimiz var. Kurumsal iletişim önemli.
Onunla ilgili komitemiz var, dış ilişkilerle ilgili komitemiz var. Böyle 8-9 tane komiteyle ve her birinin ayrı başkan ve ekibiyle değişik çalışmalar yapıyoruz. Bir dernek çatısı altında bu kadar yürekli, becerikli, başarılı kadın bir araya gelince üretkenlik de haliyle çok fazla oluyor. Birbirimizle ticaret de yapıyoruz. Ayrıca dışarıyla da ticaret yaparken birbirimize destek olup yol gösterici olabiliyoruz. Eğitim kadın dernekleri çok keyiflidir. Evet, eğitim dediniz. O eğitim hangi alanda veriliyor eğitimler? Onlardan da bahseder misiniz biraz? Şimdi dönem dönem değişiyor eğitimler. Anketler düzenliyoruz. Talep edilen şeye göre. Bazen finansla ilgili, ekonomiyle ilgili eğitim olabiliyor. Bazen ihracat, ithalat. Şu son zamanlarda ihracat biraz ilgi çekti. E-ticaret eğitimleri olabiliyor. Bazen stresle başa çıkma, psikolojik danışmanlık eğitimleri olabiliyor. Korona sürecinde biraz sağlıkla ilgili eğitimlerde almaya çalıştık. Hem bünyemizdeki sağlıkçı iş kadınlarımızdan, bazen de dışarıdan uzmanlarımızdan şey başlatmıştık korona döneminde, röportaj süreci. O süreçte de üyelerimiz kendilerini ve işlerini Instagram üzerinden canlı sohbetlerle tanıttılar ve soruları yanıtladılar. Her sektörün kendine göre soruları oldu. Çünkü herkes kendi alanında gerçekten iddialı. O soruları cevaplamak da bize keyif verdi. Gençlere ışık tutmak çok hoşumuza gidiyor. Üniversitelerde konuşuyoruz. Ben bizzat mesela neredeyse Türkiye'deki %50 üniversiteye konuşmacı olarak gidip gençlerin, özellikle kızlarımızın nasıl hayata atılmalarını, nasıl yüreklenmelerini, asla pes etmemelerini, okumanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Eğitim yani dipsiz kuyu, sonu gelmiyor. Ne talep görürse, ne ihtiyaç olursa hemen o eğitimi organize ediyoruz. Gerçekten de yaptığınız çalışmalara baktığımda ben şunu görüyorum. Hani başlangıçta söylemiştiniz. Bir dayanışma ve güç birliği görüyorum. Hem kendi aranızda dayanışma örneği sergiliyorsunuz. Birbirinize eğitimler veriyorsunuz. Birbirinizin işini tanıtıyorsunuz. Ticareti de birlikte yapıyorsunuz. Ve ihtiyaç duyulan her alanda da eğitim vererek ya da eğitim alarak güç birliği sağlıyorsunuz. Çok güzel çalışmalar. İyi ki sizi tanıdık. Kesinlikle. Bir de bizim geleneksel 29 Ekim balomuz vardır. Cumhuriyet balosu. Onu da böyle çok görkemli bir şekilde kutlamaya özen gösteririz. Bu sene ne yapacağımızı bilemiyorum. Artık o da herhalde online olacak. Hani her şey online olacak. Online balo yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bana derneğimi anlatma imkanı verdiğiniz için çok teşekkürler.